bir şey diyeceğim. Ben deminden beri dikkatimi çekiyor da Perihan. Hani seni konuşturmaya, açmaya da çalışıyoruz biraz hani seni tanıma adına. Sen böyle bir enerjin düşük. Hani böyle sanki 19-20 yaşında değilsin de için geçmiş gibi, böyle içinde birikmiş yaşanmışlıklar var gibi. Zaten bir tuhaf geldi bana ya. Evet, çünkü hayatımda birçok zorluklar geçirdim. Zor dönemleri atlattım. Aa, zor evet. Derken yani, yani ne yaşadın? Aile boşluğu var, öyle diyeyim size. Anne baba boşluğu hissettiğim dönemler nasıl yaşadım. Yani? Nasıl ya? Şöyle 15-16 yaşlarımda ben yurtta kalmaya başladım. Aa. Evet. Yetiştirme sevgi yurdunda. Evleri, evet. Ya. Aa. Daha sonra 2 yıl boyunca ben yurtta kaldım. O dönemlerde anne babayla anlaşmazlıklarımız vardı. Biraz babayla daha çok vardı tabii ki de bunlar. Öz baban değil mi peki, bu arada? Öz babam, evet. Neden kaldın? Ne yüzünden? Ailemin yanında kalırken istemediğim davranışlar, istemediğim şeylere maruz kaldım bir takım. Aa. Ne gibi? Aa. Yani tahmin ettiğim şey değildir herhalde. Aa. Yani çoğunuz tahmin edebilirsiniz zaten. Şey yapamıyorum şu an, izah edemiyorum. Annen de mi ya? İnanmıyorum. Kim yani, tarafından peki? Ben çoğunlukla babamla yaşadım sorunlarımı. Tabii daha sonra artık bir bunalım, bir psikolojik sıkıntılar. Ya geçirdim. Rahat ol. Bak çekiniyorsun herhalde anlatmaya ama. Çekinmek değil, biraz hani insan o döneme gidiyor, hatırlıyorsun. Ha. Biz seni üzmek için sormuyoruz, seni tanımak için soruyoruz. O yüzden o dönemlerde çünkü bayağı zorlandım. Aile yok ve bilmediğin bir ortama giriyorsun. Yurttasın. Daha sonra kendi ayaklarının üzerinde tutunmak zorundasın. Yani ben evet. Kendim çocukluğumu yaşayamadım, öyle diyeyim size. Çocukluk görmedim ya. Yani. Hayata biraz erken atıldım. Ama ne güzel, bak güçlü bir şekilde karşımızdasın şu aynen an. Aynen öyle, yani hiçbir zaman gücümü kaybetmedim tabii ki. Daha sonra ne kadar kaldın peki? Ben yurtta 2 yıl boyunca yurtta kaldım. 2 yıl. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yani ben de bazı şeylerim var, yaralarım var. O yüzden çok merak ediyorum ama. Yani baba, tamam babadan bir şeyler yaşamışsın. Ama yine de baba özlemi çektin mi? Ben onu merak ediyorum. Tabii ki de çektim. Çünkü hani babamla evet bir süre biz bayağı bu sıkıntıları yaşadığım için ben geldim. Ama daha öncesinde gayet iyi anlaşırdık, çok iyiydik. Ha. Bir dönem bir anlaşmazlık oldu. Ama insanın içinde o kadar burukluk kalıyor ki. Çünkü o yurda girdiğin dönemde sonuçta şimdi herkesin ailesi görüşünü evet. Görmeye evet. Geliyor. Evet. Ya da ne bileyim dışarı çıkıyorsun anne baba. Hani insan o dönemde gerçekten atlatamayacağı bir travmanın içine giriyor. Kesinlikle, yani çok haklı. Yani boşluğunu hiç kimse de dolduramıyor. Tabii ailenin yerini de dolduramaz.